Hanımlar beyler, Steez Skylines 5. 5 sezon oldu ya. 5. sezon 2. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Yorumları okudum. Bunların hepsine fırsatım oldu. Birkaç tanesini yaptım. Etki eden oldu, etki eden olmadı. Birkaç tanesi de aklımda açıkçası. Şimdi bütün yorumları ekstra söylemeyeceğim. Bir zaman kaybı olmasın diye. Ama şöyle yapayım. İşte bak mesela burayı Ozan mıydı? Ozan'dız galiba. Hepsini boyar mısın dedi. Boyadım. Ayrıca şurada bir geceleri kız daha az maliyet olur denilmişti. Hayır, olmadı. Bir etki eden olmadı. Çünkü Day Night Circle yok şu an oyunda. Şimdi yavaş yavaş biraz akacak. Bakalım ne problemimiz var. Commercial Zone problemimiz var. Birazcık para kasmamız lazım biliyorsunuz. Şurada 1.000-1.500 liralık bir şu an gelirimiz var burada. Şu yolun ne kadar etki ettiğini görmek istiyorum ki güzel oldu. Direkt burayı kullanıyorlar çıkışta. Hiçbir şekilde trafik yok şu anda. Şurayı düzenleyeceğim ya. Şöyle birkaç düzenlemek istediğim alan var. Bu düzenlemek istediğim alan neresi? Bir tarım alanının giriş çıkışı, ikinci sanayinin giriş çıkışı. Bunların hepsinin düzenlemesini yapacağız zaten. Şu anlık bir problem yok ama ileride nüfus artışı olduğu zaman bunlar bize problem yaratabilir çünkü. Şimdi yavaş yavaş gelelim. Sanayi ve burada commercial zone isteğimiz var. Şimdi burada bir sanayi geçişimiz var. Biliyorsunuz ki sadece burası tarım için. Şöyle, şurası tarım için ayrılmış bir bölge. Bu bölgeyi uzatacağım. Nasıl uzatacağım? Şöyle yapacağım. Bu bölgemiz tarımla ilgili sanayi alanımız olacak sadece. Normal sanayi alanımız olması gerekiyor mu? Evet, olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü normal sanayi için dışa bağımlı hale geliyoruz ki bunu da çok fazla istemiyorum. Orayı da normal sanayi bölgesine şu kısma yapıp buraya kadar kasabayı çekip sonrasında bu alanı alacağım. Bu alanımız biraz daha düz ve güzel bir alan. Kullanımı mümkün, kullanımı fazla olan bir alan olduğu için istiyorum orayı. Ayrıyetten tek sıkıntım şu olacak. Gerçi şunu ana yola bağlayacağım. Okey, onda bir problemim olmayacak ama şuraya bir otoban girişi yapmam gerekiyor ki bu tarafa da sadece buradan gelmesinler. Yoksa burası ciddi anlamda trafik sıkışık olan bir bölge olacak. Bunun farkındayım. Şimdi yavaştan başlayalım. Bir de öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Videoyu beğenirseniz ki çok güzel bir ilgi aldı bu 5. sezonun ilk bölümü. Yani şu an yanlış hatırlamıyorsam bir 500'e yakın bir görüntülenme var. Tabii YouTube stüdyodan da gördüğüm kadarıyla izlenme süresi de okey. Ama ne olursa olsun 1.5, 2x hangisini de izlemek istiyorsanız izleyip videonun ne kadarını, yani ne kadar fazla izlerseniz o kadar sevinirim. Bunu da belirtmek istiyorum ve teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi burada bir normal dediğim gibi sanayi olan bir alanım olacak. Bu alanı çekmek istiyorum buraya. Olabildiğince düzgün yapmaya çalışıyorum. Biri de yazmış, kim hatırlamıyorum gerçekten, özür diliyorum. Demiş ki ne olur artık düzgün yapmaya çalışma, rastgele yap gitsin hesabı. Hani yolları ben çok fazla simetrik yapıyorum ya. O yüzden abi yapamıyorum. Bak şu an mesela burası yamuk ya. Benim kafa yanıyor. Yani bu benim için böyle yani. Buna yapabileceğim bir şey yok gerçekten. Ama burayı düzleyebileceğim bir mevzu da yok. O yüzden burası çok da yamuk kalmasın. Şöyle bir bakacağım buraya. Şöyle herhalde en düz şekli olabilir. Tamam. Çok özür diliyorum ama gerçekten bu konuda bu konuda çok simetri hastasıyım. O yüzden onu yapamayacağım. Tabii ki rastgele gibi olan yerler olacak ama olabildiğince simetri olacak abi. O konuda şimdiden özür diliyorum. Bak biraz daha düz, daha güzel gözüküyor. Şimdi burada şöyle bir alanı yıkıp şuradan çekelim. Şuraya bir göbek yapacağım. Bu taktiği bilmeden önce göbek yapmak bayağı dertti benim için. Oy, ne oluyor lan? Gerçi burayı da böyle kullansak. Burayı böyle kullansam mı ya? Bir deneyeceğim buraya böyle. Çünkü aşağı tarafı da birazdan tarım alanına bağlayacağım bu göbeğin bu kısmını.
Aynı şekilde şuradan yolumu alıyorum. Şu kısmı şimdilik böyle bir dursun. İkincisi tarım alanına bağlayacağız dedik. Şuradan gelsin ve buraya bağlansın. Hani şöyle tamam çıkmak istiyor ama yine ekstradan buraya kadar gitmesin. İstiyorsa buradan bu sanayiye gidebilir. Buradan bu sanayiye gidebilir. Hani yine ana yola bağlantı olduğu için ekstra biri bizim için sıkıntı yaratmayacak. Şu okun yönü düzgün mü buna bakacağım. Evet tamam bu da istediğimiz gibi düzgün. Şu an böyle kalabilir. Hatta şuraya şöyle üçleme bir şekilde koyuyorum. Burada bir elektrik direğimiz vardı zaten. Buradan buraya elektrik direğini koyup burayla bağlantılı hale getireceğim. Bu arada elektrik modunda öyle bir şey vardı. Biri daha yormayalım. Hani yollar direkt yoldan alıyor elektriği diye. Onu kullanmadım. Kullanmayı da düşünmedim ama bakabilirim. Bir indiririm bir bakarım. Bir de birçok aset indirdim. Onları da zamanı gelince bir tık bakmaya çalışacağım. Böyle bir yolum oldu burada. Başka ne yapacağız? Şuraları. Şuraya bir düzeltme yapacağım. Evet okey onda bir sorun yok. Şöyle bu oyunu devam ettireyim. Buranın suya ihtiyacı olacak. Şöyle suyunu buradan çekiyorum. Şöyle bir durumda kalsın. Tamam suyu verdik. Ağlamanıza gerek yok. Oh yamuk oldu. Tamam. Burası şimdilik böyle kalsın. Sanayi ihtiyacımızı karşılayacak. Bir de commercial zone ihtiyacımız var. Tabii ki commercial zone ihtiyacını da karşılayacağım. O sırada şöyle bir şey yapacağım ama. Şuradan şöyle bir alım yapacağım. Şu kısmı şuraya doğru bir alan yapacağım. Yani direkt olarak ana yola bağlanacak bir duruma gelecek orası. Şuralardan ana yol bağlayacağım. Şurası da artık şöyle gidebilir bak. Şu kısım şöyle ana yola bağlantılı olabilir. Buraların hemen layout'unu yapayım. Bu arada biliyorum şimdi Steez istiyorsunuz vesaire ama diğer oyunları çektiğimde de bir destek olursanız çok sevinirim. Oğlum diğerleri 20 görüntülenmede falan kalıyor ya. Allah aşkına ya lütfen. Şimdi bir şeyimiz daha var. Şurayı şöyle kaydıracağım. Tamam. Şuradaki elektrik problemini çözmemiz için bize gerekli durum o. Burayı da ana yola bağlamadan direkt şu kısmı ev yapmalarını istiyorum. Güzel. 11 binimiz var. Buranın su ihtiyacı var. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım buraya. Şuradan almasını istiyorum. Suyu. Tamam, su ile ilgili bir de sewage problemimiz var. Onu da şuraya yaparsam direkt bağlantı oldu galiba buradan. Tamam. Okey, iki türlü de problemi çözmüş olduk. Burası direkt olarak su istiyor. Şuranın suyunu da şöyle verdik mi? Hatta şurayı da bağlayayım. Çok uzamasın oraya gidiş. Güzel. Su ile ilgili problemimiz de kalmadı. Sanayi isteğimiz de fazla. O yüzden şuraya şöyle bir şey yapacağım. Sorun gider mi? Olacak tabii ki. Sorunları gidereceğiz abi. İleride çünkü bunun şeyini ileride sonra çekiyoruz. Neyin denir? Ceremesini mi denirdi? Ne bileyim oğlum. Buradan geldi. Buraya bağlandı. Tamam. Şimdi aynı şekilde şuraların layout'unu yapmak istiyorum. Buraya giriyor değil mi bu alan? Şöyle bir alanı uzatayım. Tamam, şurası bizim yine sanayi ile ilgili tarımla ilgili sanayi bölgemiz olacak. Şöyle oyunu devam ettiriyorum. Commercial Zone isteklerini karşılayalım arkadaşlarımızın. Şurası şöyle
Commercial Zone olabilir. Güzel. Şuranın suyunu vereceğiz. Güzel. Tamam. Şu an okey. Bu neden? Evet, ne kadar uçta kalıyor görüyor musun? Sinirim bozuyor işte böyle şeyler benim. Tamam. Orası da tamam. Oranın da elektriği şurayla birleştikten sonra gelecek. Oranın elektriğine şu an dokunmuyorum. Şu an için her şey güzel. Şurayı bir düzeltmek istiyorum aslında ben. Şimdi neden düzeltmek istiyorum? Şu konuda düzeltmek istiyorum. Şöyle düzeltmek istiyorum. Şimdi şöyle bir alayım bunu tekrar. Şuradan nerede o? Şu al, şunu alacağım. Direkt bu yola bağlayayım. Aynen. Hop, bir tık. Ya arkadaşım. Heh. Buraya bir göbek yapacağım. Şuraya şöyle bir gidiş. Şurayı da birazdan düzeltiriz. Buradan şuraya bir bağlantı noktası çekebilirsem çok hoşuma gider. Aynen. Şimdilik böyle bir noktam olacak burada. Hani buraya da isterse bağlanır, buraya da isterse bağlanır şeklinde. Çıkış kısmımızda şu an için herhangi bir şey yok. Zaten kalabalık yok. Sadece o görseli birazcık düzeltmek istedim ben orada. Buranın elektrik sorunu devam ediyor. Bu elektriği gelecek birazdan abi. Çok da sıkıntıya girmeyin. Şimdi 16.000 paramız var. Bu da bizim için güzel bir şey. Şuranın bir tık daha layout'unu yapmak istiyorum. Şöyle uzatalım. Dur. Şuradan şöyle bir uzatalım. Dur. Eğer bunu aynı, bunu da aynı rotada. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum onu ama. Okey, şöyle dursun. Bunu da buradan alacağım. Şöyle nice bir bölge. Okey, böyle şimdilik durabilir burası. Hatta şurayı da sanayi bölgesi olarak çizebiliriz. Sularını da verelim. Okey, tamam. Şu an için kaba taslak bir görüntüsü ortaya çıktı şehrin. Evet, burada bir su ihtiyacımız var. Şurayı da verelim. Tamam. Hiçbir problem yok. Burası da elektriğini aldı. Gayet güzel. Bir sıkıntımız yok. Burası biraz garip oldu ya. Neyse, oraya bir şeyler kurulduğu zaman sıkıntı kalmayacak. Okey, şimdi geldik şeylere. Ne lazım şehre? Şimdi şehri de çok şey lazım. Mesela burada elementary school'umuz alt durumda. Şu kısma bir tane elementary school yapacağım. High school'umuz hiç yok. High school lazım şehrimize. High school'umu şu kısma yapsam güzel olabilir. Tamam, kapasitemiz de arttı. Şurada bir sağlık kısmına bakıyorum. Buraya doğru kötüleşmeye başlıyor görüyorsunuz ki. Buraya bir tane yapıp burayı açık mavi kısma getirmek istiyorum. Tabii ki itfaiye kısmında birazcık önceliğimiz olması gerekiyor. Bunun önceliğini de birazdan vereceğiz. O bir dakika, burada bir problem var. Burada bir problem var, evet. Tamam. Okey, yoksa böyle dönüp garip garip yerlerden gitmek zorunda kalıyorlar. Tamamdır. Şimdi buranın
birazcık şey olsun, paramız biriksin. 1,5 gelir getirmeye devam ediyor hala daha. Güzel. Bak buradan giriyorlar mesela. Buradan çıkıyor. Buradan giriyor adam. Buradaki malını aldı. Aynen şu an bu rotaya gidecek muhtemelen. Bağırmayın. Bağırmayın. Şimdi burada itfaiyemizin sorunlarını çözmek istiyorum. İtfaiye sorunumu çözmek istiyorum. Şurası aslında her yere ulaşabileceği bir ana yol gibi olabilir. Güzel. Aynı şekilde şu kısma koyduğum zaman da şu an oturduğumuz kısımlar her itfaiyenin her yere gidebileceği kısımlarda şu anda. Şimdi tabii ki sanayi bölgesinde böyle bir ihtiyacımız olacak. Şuradan şu abimizi alalım. Burası girişimiz olacak. Yeni yapacağımız binaların girişi olacak. O bak en önemli şeylerden birini yapmadık. Asıl şu an önceliğim mi olması lazım ki hala biz para veriyoruz değil mi? Evet. Nerede? Şu. Mezarlık yapmadık abi hiç. Neymiş bunun fiyatı? 8.000'miş. Güzel. Birazdan 8.000'e ulaşacağız zaten. Şurası hiç hoşuma gitmedi ama. Şurada. Şuralarda niye var abi? Bunları yapmıştık biz ya. Burada altlı üstü stop koyuyorum ama ışık koymuyorum. Işığa gerek yok. Bak burada niye ışık var mesela? Bak şuradan mesela ilk trafiğimiz oluşmaya başladı. Burayı düzelteceğim birazdan. Biz de tam olduk. Güzel, tam parayı aldık şu an. Şu kısma bir mezarlık yapıp bu sorunu çözmek istiyorum. Polisle ilgili bir sorunumuz yok. Gayet güzel. Çok fazla ev ihtiyacımız doğdu şu anda. O ev ihtiyacını gidermek istiyorum. Güzel bir düz alan bulduk burada. Bu düz alanın tamamını evlere ayıracağız. Hatta şöyle yapabilirim. Bu düz alanın tamamını evlere ayırmak yerine. Bak şimdi. Şurası şöyle 4 kare. Şurası da şöyle 4 kare commercial zone. Böyle daha mantıklı bir hal alır. Güzel. Tamam. Evlerimiz kurulsun. Ev demek para demek, vergi demek. Burada garbage statüsümüz bayağı bir kötü yine. Şuraya da bir tane yapacağım. Hatta şuranın şöyle olabilirmiş. Tamam. Şöyle birleşirse çok sevineceğim. Evet, tamam. Şöyle bir alan. Buraya da sanayimizin bölgesi olarak karar veriyorum. Güzel. Biraz büyüsün ki oradaki görsel birazcık benim hoşuma gitmiyor. O yüzden o görselin güzelleşmesi lazım benim için. Şimdi yavaş yavaş sorunları çözüyoruz. Ev ihtiyacımızı da karşılıyoruz. Burada tarım alanımızı birazdan geliştireceğim iyice. Tarım alanının giriş çıkışlarında şu an herhangi bir şey yok. Tabi buradan gelip buraya gidiyor. Tamam, sadece şu bölgeye şey yapıyor. Hatta burayı hiç sokmayabilirim bile onları, biliyor musun? Kalsın şimdilik. Burayı düzelteceğim. Buraya iyi bir restorasyon yapacağım. Onu kayıt dışı yapabilirim. Elektrikle ilgili bir problemimiz yine var. Şöyle yapacağım. Beraber elektrik. Şu an için güzel.
Güzel. Şu an herhangi bir şeyimiz yok ama ben artık tabii ki leisure kısmına önem vermek istiyorum. Leisure'larda şöyle bakıyorum neler var. Çoğu şey aynı. Oo bak mesela şöyle yapabiliriz. Burada ana yolumuzda olsun bu. Bunu nereye koyabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Şurada. Shell benzin istasyonumuz olacak. Bir benzin istasyonu var. Benzin fiyatları da güzel şu an, o yüzden iyi para getirir diye düşünüyorum bizim şehrimize. Ama hiçbir şey kazandırmıyor gördüğünüz gibi. O sadece görüntü gibi. Burada Big Event Stand var. Bunu festival alanı için kullanabiliriz. Buffalo Grill diye bir yerimiz var. Şurada mesela şunu, bu işe yarayabilir bizim için. Şuraya koyduğum zaman yine çok bir şey ifade etmiyor ama burada bir yemek yerimiz olacak. Görsel anlamda gayet güzel. KFC'miz varmış. KFC'yi koyalım abi. Gördüğünüz gibi burada bir Kentucky Fried Chicken'ımız var. KFC. Güzel, bunlar güzel. Bunları indirdim. McDonald's'ımız var mesela bak. McDonald's'ı da şu kısma koyabilirim. Burada da bir McDonald's'ımız var. Gayet güzel. Tın 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 diye yükselme seslerini duyabilirsiniz bu arada. Burada roller coaster'ın bu neymiş? Restoran plaza. Şunu bir denemek istiyorum. Herhangi bir bunu sığdırabileceğimiz bir boşluk. Şöyle olabilir bak. Yani bu pek bir artısı yok. Bunu burada çok sevmedim. O yüzden alacağım bunu. Burada ne varmış? Fontaine du Palmeriye. İki tane koydum. Güzel de yeşillendirdi. Burada iki tane giriş gördüğünüz gibi güzel bir görsel katıyor aslında. Yine bir elektrik problemimiz var. Evet, yapmamız lazım bir tane daha. Burada bir ufacık bir su alamayan arkadaşımız var. Şimdi buralara gelelim. Burada da pek bir şey yok. Tamam. O zaman şöyle yapıyorum ilk. Şuraya ilk. Şuraya mı yapsam? Heh, tamam. Buraya tenis kortumuzu. Biliyorsunuz ki kış mapinde bunu yapıyorduk ama bembeyaz gözüküyordu. Ama bunun normal görüntüsü bu şekilde. Gayet güzel. Tenis kortunda bir insanımız var. Ne yapıyor? Herhalde ders bekliyor. Bize de böyle oluyor. Ders geç kalınca böyle mal gibi bekliyorsun kort içinde. Şimdi burası güzel yeşillendi. Şu kısımda şuraya ufak bir şey atabilirim. Ufak mı bu? Güzel küçük bir 3 tane korttan oluşan bir tenis kısmı atabilirim buraya. Çok yeşillenmeyince benim canım sıkılıyor. Şurada sanayideki arkadaşlarımızın yemek yemesi için 2 tane alan koyabilirim buraya. Bu da sanki çok umursamıyormuşuz gibi oldu ama hiç de öyle değil. O sanayideki arkadaşlarıma bir halı saha verebilirim. Evet. Sanayiler böyle organize sanayi bölgeleri arasında halı saha turnuvaları oluyordu. Ben babamdan hatırlıyorum. O tarz bir şey yapabilirler. Suyunu da verdik. Tamam. Çok fazla yeşillendirmiyor. Biraz canım sıkıldı. Niye bu hiç yeşillendirmiyor ya? Bak çok canım sıkıldı ha. Niye buraya yaklaştın? Oo. Forest fire. Sıkıntılı bir durum. Bu doğal afet bu arada. Sol yukarıda gösteriyorsa doğal afettir bu yangın. Ama zaten bir tane ağaç var orada. Hemen itfaiyemizin yanında olması bizim için büyük bir avantaj oldu bu arada. Başka itfaiye alanlarından da takviye gelir diye umuyorum. Ben ne istiyorum? Tamam. Buralara birazcık tarım kısmına önceliğimi vermek istiyorum.
Tarım kısmını boşlamış gibi olmayalım. Şu kısmı mesela sheep olsun. Pigs olsun. Bunlar cow değil mi? Aynen. Okey. Şunu ne kadar alabiliyoruz? Tamam, şu an alabiliyorum bunu. Tamam, bunu alıp bu bölümde buraya da kayacağım. Burada herhangi bir sıkıntımız var mı? Yangın bitti değil mi? Orman yangını riski bu. Yani her yer ağaç. O yüzden orman yangını riskimiz yüksek. Şimdi şöyle. Tramvayımız var ve otobüsümüz var. Ben bundan sonraki hedefim bir şu ana yol, şu yol üzerine bir otobüs takviyesi kullanmak. O yola yapmak istiyorum. Burada gidiş gelişler güzel. Şuranın bir giriş çıkışı kötü. Burayı komple yıkıp baştan yapacağım. Bu arada onu da baştan söyleyeyim. Burada aslında bir ağ kurabiliriz. Bak bu ne? Ferry bus exchange stop. Bus metro. Bus metro 70 bin lira oğlum ama. O an değil herhalde oğlum. Bus depotum var burada. Bu bus depotu şu kısma vereceğim. Ve şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Bir de şöyle yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yani hem iç kısımdan hem de dış kısımdan bir otobüs ağı çekeceğim. Hatta şöyle tamam. Başka durak nerede vardı? Burada var. Şu ana yol üzerindeki durakları yapabilirim sadece bunu bu arada. Tamam. Burası okey. Burası. Burası. Tamam. Ya trafik kısmını ortadan kaldırmak için yapıyorum bu arada bunu. Otobüsler böyle mal gibi ortadan değil burada duracaklar. Araçlar düz gidecekler. İlk otobüslerimiz de geldi. Şimdi line details'a bakıyorum. Bayağı bekleyen insan oldu bu arada. Modelimiz. O burada bak bir sürü model var. Staro, Staro. Uy. Returning the bus depot diyor. Muhtemelen şeyden kaynak. Araba modelini değiştirdiğimiz için. İki tane line'ım var. Bu line'a bir göz gezdirmek istiyorum. Bu line'ın modeli de bu olsun. Birazdan yeni araçlar yola çıkacak. Gördüğünüz gibi yeni aracımız Solaris Urbino gidiyor şu an. Tamam. Güzel. Şimdi commercial zone isteğimiz de bir art. Uy, Allah'ın cezaları. Bir dakika. Şimdi bize kaç araç var? 9. Tamam 9 araç, 7 araç. Bunların bir anda hepsi geldiği için böyle duruyor. Tamam. Tamam, birazdan bu akıcı bir hale gelecek. Onda bir sıkıntı olmayacak. Big Town olduk. Güzel.
Şimdi ben yavaştan şuraya doğru şurayı bir yıkıyorum. Şu kısma girdim. Şöyle. Güzel bir alan var. Bu aslında şey olabilir. Baştan sona gidebilecek bir. Böyle olsun. Şu kısımda kalsın. Yani şu treni modifiye ederiz. Onda bir sıkıntı yok. Şuradan şöyle bir yol alabilirim. Güzel. Şimdi burayı şuradan getireceğiz. Şuradan bir yol alacağım. Şuradan gel. Şuraya bağla. Tamam. Bunlar bir şöyle gelsin. Güzel. Bir seviye atladı tarım endüstrimiz. Şurası bir şöyle kalsın. Evet. Burası güzel. Şehir bu tarafa doğru uzayacak. O yoğunluk gitti. Otobüslerimiz de kullanılıyor. Gayet güzel. Şuradaki 2600'e çıktı. Bu farm endüstrisi geliştirmek bizim boynumuzun borcu. Şimdi burada gelen kısma bir bakalım. Burada milking powder gelmiş. Şunu şuraya koyalım. Hala silo koymadım bu arada. Şimdi böyle bir şey yapacağız. Buradan bir yol daha. Hatta şunları bir uzatalım. Güzel. Tamam. Böyle bir dursun. Bu tarafta her şey gayet güzel. Burayı iyice büyütelim. Kısmı hala canımı sıkıyor. Çok fazla ev isteğimiz var. Şuradan bu kısmı alıyorum. Bu kısmı alıyorum. Şuradan bir tık sileceğim. Buraya çünkü commercial zone kuracağız. Buraya bir park alanı kuruyorum. Yakında kuracağız burayı da. Şimdi buradan yolumu şöyle düz alıp
Şöyle bir alan bırakabilirim. Buraya da işte büyük olan şeyleri koyacağız. Aynı şekilde şuradan da böyle geçireceğim. Buranın suyunu halletmemiz gerekiyor. Yolla aynı hizada gelsin. Niye olmuyor oğlum? Not enough money diyormuş. Gelecek para. Para şu an ekstra bir sıkıntı yaratmıyor bize sağ olsun. Tamam. Elektrik kısmımız tabii ki yine bir tık önemli bir mevzu. Buradan biraz büyüsün. 19. Şu an ödemiş olmam lazım birine. Evet. Elektriği buradan veriyorum. Şimdilik şuraya doğru bir götüreyim. Tamam. Sıkıntımız kalmadı. Okey, gayet güzel. Evet, ikinci adamızın da ilk izleri karşımıza çıktı artık. Burası da güzel. Artık 3000 vermeye başladı bize. Gayet güzel bir product'ımız var şu an. Bakalım neler gelmiş. Burada büyük bir slaughterhouse'umuz gelmiş. Burası bu çok büyük. Bunu şöyle yapacağım. Şu alanın içine alıyorum burayı. Güzel. Burası fabrikalarımın olduğu bölge. Şurada yine şöyle bir bakalım. Burada green olmasın ya. Green house istemiyorum. Şöyle uzatacağız. Şöyle bir şey yapabilirim. Bak şimdi. Burada bir otobüs durağım var. Tamam. Şöyle. Trem nerede? Trem burada. Buradan buraya vereceğim. Buradan buraya vereceğim. Burası şey yokuş kare olduğu için öyle. Şuraya bu arada şöyle düzelteceğim. Burada bir yanlışlık olmasın. Burası yolla beraber olacak. Evet, şöyle. Şimdi bu da paramız olduğu zaman 40 bin, 10 bin hiçbir şey değil. Buraya bir tram depot yapacağız. Şöyle yapalım abi burayı. İki dört beş, iki dört beş, tamam. Şimdi ilk olarak şuraya, şurada hazır otobüs durağımız var ya, o yüzden bu kısma yapmak istiyorum. O burası neden olmuyor?
Tamam. Burayı bir aldım. Buradan ver. Tamam. Şimdi aslında ilk başta şuradan versek şurada insin. Tamam, okey. Tamam. Burası hem otobüs durağına daha yakın bir alan. Şurada hemen karşısına koyuyorum. Burayla bağlıyorum. Tamam. Bu şekilde bir tramvay yolumuz da var artık. Şöyle bir bunun suyunu verelim. Tramvay modelimizi değiştirebiliyor muyuz? Yok. Rengini değiştirebilirim. Rengini şöyle bir açık renk yapalım. Buranın elektriği kesilmedi inşallah. Ha yok, tamam. Burayı zaten bak istediğim şey yapmış. Buradan elektriği komple almış. Tamam, hiçbir problem yok. Bakıyorum suyuma, bir su isteğim var. İlerleyen zamanlarda yine elektrik, su vesaire bunları ayıracağım bu arada. Tamam, tramvayımızı kullanan da birçok insan var. Çünkü insanlar bu kısma gitmek istiyor. Burada da bir gördüğünüz gibi. Hem buraya gitmek isteyen var, hem o tarafa çık gitmek isteyen var. Tramvay çok fazla kullanılan bir ulaşım aracı. Burayı var. Orası o kadar gözüme takılıyor ki burası. Burayı düzeltmek istiyorum. Commercial zone isteği çok fazla bu arada ya. Güzel. Ulaşımımızı yaptık. Tarım alanımızı büyüttük. Çok çok güzel bir gelir sağlıyor burada bize bu. Alt tarafta da bunu aslında yapabiliriz. Güzel, tamam. Şimdi orayı şu an yapmayacağım abi. Şu an bunu kayıtta yapmayacağım. Şu an dediğim o. Kayıtta yapmayacağım bunu. Çöple ilgili bir problemimiz var. Ne kadar istiyorsun sen bunlarca? Yüz bin mi? Tamam, geldi para zaten. Şu tam ortaya yapıştıracağım bunu. Sorunuz bir tık hallolacak. Şuradan da aynı şekilde bir yol çekip buraya bağlayacağım. Şimdi şuraya ev yapalım. Burada tabii ki bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir yer olması lazım. Bunlardan bir tanesi ilk olarak bir mezarlık olacak. İkincisi buraya büyük bir hastane yapacağım.
Burası kaçmış? 65 bin istiyor. Güzel, tamam. Bunda bir problem yok. Şöyle itfaiyemizi oluşturalım. İki tane istiyorum buraya. Polis. Evet, polis ihtiyacımız olan şeylerden biri burada. Buraya da koyalım. Ne olur ne olmaz. Yakınlarda bir polisimiz olsun. Şurada aslında o parkı yapmadan evvel bu güzel yeşillendiriyor diye hatırlıyorum. Hiçbir şey yaramadı galiba. Abi çok sıkıntı ya. Şimdilik durursun onlar böyle. Gayet güzel. Şurada bak, burada biraz hırsızlık problemimiz oluyor. Buraya da bir polis headquarter yapabilirim hırsızlık için. Şuraya. Endüstri şeyinde değil diyor. Bize daha fazla gelir getirmesi için. Bin gelirimiz var. Yani aslında geçen bir önceki sezonda yaşadığımız o sıkıntılı maddi durumu burada yaşamıyoruz. Benim için önemli olan şeylerden biri de bu. Burası için de bir şey yapalım. Çünkü garbage statüs düşük yine şu an burada. Burası işe yarıyor gibi ya. Şunlar da yarıyor. O burada şey durmuyor. Tamam. Bir. Bu bölüm burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümümüzün konusu şimdiden belli. Bir, insanlarımız için, yani yaya insanlarımız için yollar. Bu arada su bastı olduk o sırada. Yaya insanlarımız için yapacağımız yollar. Ben şu sanayiyi düzelteceğim biraz. Bu sanayiyi de bir el atabilirim. Onun dışında burada bir garden'ımız var. Burada bir bahçe yapacağız. Burayı yine büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Bize ne kadar para kazandırırsa o kadar kar. Şu alt kısmı alabilirim. Bu alt kısma da bir tarım yap. Ya şu kısmı böyle tarım kasabası yap olabilir. Yani gerçekten. Yani çünkü ekstra bize gerçekten güzel 5,5'luk bir gelir sağlıyor. Aynı şekilde burada da bir farm endüstrisi yapabileceğimiz kısım var. Şimdi trenimiz burada. Artık treni kullanarak buraya bir turist akımı yaratabiliriz. Ayrıyetten bu treni kullanarak kendi şehrimiz içinde gider, hani gidiş gelişler yapabiliriz. Onun dışında vapurluk bir kısmımız yok. Yani belki şuradan şuraya böyle fantezi olsun diye belki yapılabilir. Onun dışında çok da bir gereği yok açıkçası. Commercial zone isteklerimiz çok fazla yine. Burası çok fena gözüme batıyor. Şehirdeki en kötü bölge burası şu anda. Canımı en çok sıkan bölge burası. Geri kalan yerlerde bir trafik sıkıntımız yok şu anda. Buraları büyüteceğiz aynı şekilde. Güzel. Okey ya şu an her şey. Zaten önemli olan şu an burada. Yani maddi açıdan bir sıkıntı yaşamıyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden bir sıkıntı çekileceğini sanmıyorum. Para kısmını güzel tutmanız lazım. Tabii ki daha normal sezonlarda yaptığımız o güzellikleri yapmadık. Yapacağız. Kendi ellerimizle yaptığımız güzellikleri daha yapmadık ama yapacağız. Bu konuda emin olabilirsiniz. Parklarımızda, luna parklarımızda, festival alanlarımızda her şeyi bir 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 yapacağız. Zaten bu parkla beraber başlayacağız. Birazcık sönük bir bölüm olabilir bu. Evet, farkındayım. Ama
Kendi modumdan dolayı bir tık öyle. Çünkü yoksa bu günü boş geçecektik. Yani bu bölümü bugün izleyemeyecektiniz yoksa. O yüzden onu atlamak istemedim açıkçası. Minimum 2 günde bir yapmak istiyorum bunu. Sıkılıyor şuraya, canım sıkılıyor. Şuna bak. Nerede o? Şuna bak. Şuraya bak. Bunu böyle yakalayıp çekmek istiyorum. Ulan hangi elim oğlum bu? Aa, şunları yakalayıp çekmek istiyorum bak. Böyle. Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız diyorum. Sizleri öpüyorum arkadaşlar. Hepinizi yorumlara bekliyorum yeniden. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.